Günün klasik filmi. Bruce Lee Reis'ten geliyor. Enter the Dragon. Çok ilginç bir şekilde Bruce Lee'nin zaten birkaç tane filmi var. 2 ya da 3 tane. Ve ilginç bir şekilde Bruce Lee'nin en ünlü filmini, hatta hiçbir filmini baştan sona izlemediğimi fark ettim. Tabii ki seyrettiğim zaman televizyonda verdiği dönemleri hatırlayıp parça parça bazı sahneleri anımsadım. Hatta o Bruce Lee'nin O'Hara mıydı o öldürdüğü adam? Onun üstüne çıkıp böyle ağlamaklı yüzüyle rakibini öldürdüğü sahneyi taklit ederdik arkadaşlar küçükken. O zamanlar da komiktik. Evet, Bruce Lee'nin en ünlü filmi olan ve en yüksek puanlı filmi olan Enter the Dragon filminin konusuna gelelim önce. Bruce Lee isimli bir yaşayıcımız. Bu sefer kandırmadım, gerçekten adı Bruce Lee. Shaolin Tapınağı'nda eğitim görürken tapınağın işte hocaları mı, rahipleri mi ne? Bruce Lee'ye diyorlar ki, Bruce Lee ne haber, iyi misin? Bizim diyorlar Han isminde bir öğrencimiz vardı ancak bize ihanet etti. Bu kung fu güçlerimizi kötülük için kullandı ve şu anda zengin olup kendisine bir ada satın almış durumda. Senin de o turnuvanın yapıldığı adaya gidip içeride olan biteni görüp Han'dan intikamımızı almanı istiyoruz diyorlar. Adaya turnuva için gemiyle giderlerken bir adet Zenci Reis ve onu hatta Kerim Abdülcabbar sanıyordum. Bu kadar ırkçıyım. Fotoğrafına baktım, yaşlı versiyonu gördüm. Aa, bu Kerim Abdülcabbar herhalde dedim. Meğer bir sonraki filmdeymiş. Bir de Amerikalı var. Amerikalı aynı zamanda kadınlara düşkün ve filmin komik relief'i, filmin komiği yani. Turnuvaya giderlerken bu Han'ın da bir yardımcısı sağ kolunun olduğunu öğreniyor Bruce Lee. O'Hara isminde. Sağ gözünün olduğu yerde kesik var. Bu adamlar, O'Hara ve adamları Bruce Lee'nin kız bacısının olduğu köye geliyorlar ve Bruce Lee'nin bacısına saldırıyorlar. Ve sonuç olarak da Bruce Lee kız kardeşinin O'Hara yüzünden öldüğünü öğreniyor. Ondan da intikam almak istiyor. Han'ın yardımcılarından bir tanesi de dev gibi bir Asyalı. Çünkü O'Hara beyaz. Bolo isminde dev gibi bir Asyalı. Ben bu adamı çok gördüm filmlerde. Hep de kötü adamdır. Hiçbir zaman iyi adam olduğunu görmedim. Kan sporundaki kötü adam da aynı mı acaba? Sonuç olarak bu adaya geliyorlar. Turnuvada Han'ın adamlarıyla dövüşüyorlar. Tabii ki Han'ın kendisiyle de dövüşecekler. Bir yandan da adada olup bitenleri çözmeye çalışıyorlar. Yani bu turnuva arkasında neler saklanıyor, neler gizleniyor onu çözmeye çalışıyorlar. Bu söylediğim iyilerden diğer iki karakter Bruce Lee'yi tanımıyor aslında. Gemide tanışıyorlar. Filmin konusu bu. Birincisi tam bir 70'ler filmi. Zenci Reislerin bonus saçlarından tut filmin müziklerine kadar. O çok çok klasik, her karateli kung fu'lu Yeşilçam filminde duyduğunuz kung fu müziği var ya. Dın 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 dın. Biliyorsunuz değil mi onu? O müzik buradan çıkma büyük ihtimalle. Gerçekten yani film olarak şu an seyrettiğiniz zaman tamam, fena değil. Çok böyle sizi havaya uçuran bir film değil. Ama birçok filme ilham kaynağı olmuş, onu görebiliyorsunuz. International Karate diye oyun vardı. Amiga'da oynardık. Vakit olursa belki bir gün gameplay'ini yaparım. Sesleri bu filmle alıntı diyorlardı. Şimdi filmi seyredince gerçekten çok net fark ediyorsun yani. Değişik, komik geliyor ya. Adamlardan bilgisayar oyunu sesi çıkıyor gibi oluyor çünkü. Han'ın yardımcısı Bolo. Bolo'ya direktif veriyor. Bolo da go diye bağırması lazım ama bilgisayar efekti koymuşlar sanki. Ho! Diyor. Abi. International Karate oynadıktan sonra seyredin bence. Daha çok eğlenirsiniz. İkincisi arkadaşlar, filmi baştan sona seyredince fark ettim. Mortal Kombat oyunu bunun hayvan gibi çakması. Ve filminin de bir kısmı. Turnuva için bir adaya gidiyorlar. Hani şeyi zaten herkes bilir. Liu Kang Bruce Lee'nin çakması derler ama olay orada bitmiyor. Liu Kang'in yanında Johnny Cage var. Amerikalı, o da filmin komiği. Burada Johnny Cage yerine yine bir Amerikalı var. Bir tek Zenci Reis'i koymamışlar. Turnuvanın sahibi yine Çinli bir adam. Baş kötü. Şeyde de Shang Tsung'du. Onun yardımcısı hayvan gibi iri yarı bir adam. Orada Bolo diye geçiyor. Oyunda Goro. Canavar yapmışlar. İsimler bile benziyor ha. İkinci kötü adam O'Hara. Onun da tek gözü yaralı böyle. Evet, tahmin ettiniz. O da Kano. Temelini direkt Enter the Dragon'a almışlar abi. Bu temeli aldıktan sonra da içine farklı yerlerden eklemeler yapmışlar. Raiden'ın nereden geldiğini biliyorsunuzdur. Küçük Çin'de Büyük Bela filminde aynı kıyafetleri olan bir elektrik tanrısı gibi bir adam vardı. Ve onu zaten söylemişlerdi yani, oradan esinlendik diye. Sonya nereden geldi diye merak edebilirsiniz. Oyun tamamen bittikten sonra hiç kadın karakter yok, bir tane de kadın karakter uydurmamız lazım deyip atmışlar içine. Yani ana konsepte yokmuş bile. Bir de işte içine ninja falan koyalım demişler. Böylece Mortal Kombat olmuş.
Kötü mü olmuş? Bence kötü olmamış. Neden? Çünkü mesela bu filmin gerçekten potansiyeli var. Ama büyük ihtimalle eski olmasından kaynaklanan, yani üzerine inşa edebilecekleri pek bir şey yok. 1973 yapımı film. Dövüş sahneleri çok çok abartı değil. Çok fazla dövüş sahnesi de yok. Yani turnuva filmi dendiği zaman böyle Mortal Kombat gibi bir sürü dövüş sahnesi olacak da arada da azıcık film olacak değil. Dövüş sahneleri az ve kısa sürüyor ve gerçekçi. Yine Mortal Kombat filmi gibi böyle abartı değil yani. O yüzden Mortal Kombat'ın bu konsepti alıp üzerine inşa etmesi aslında iyi olmuş. Gene de görünce şaşırdım. Bence film sever arkadaşların mutlaka seyredilmişler listesinde olması gereken koleksiyonluk bir film. Seyrettiğiniz zaman ne kadar çok filme ilham kaynağı olduğunu göreceksiniz. Türk filmlerini zaten bir tonuna. Enter the Dragon mı, Mortal Kombat'ın filmi mi derseniz eğer Mortal Kombat derim yine de. Aralarında 20 yıl fark var. 20 yılda üzerine inşa etmeyi başarmışlar. Ama şunu diyebilirsiniz. Ya işte 20 yıl geçmiş, tabii ki daha iyi olacak. Peki Mortal Kombat'ın üstünden 25-26 sene geçti. Neden hala da Mortal Kombat gibi bir doğru düzgün bir dövüş filmi yok? Daha yeni konuştuk işte. Bir filme 200 milyon dolar basacak paraları, imkanları var. 200 milyon dolar basıp Wonder Woman 1984'ü yapıp bir de üstüne zarar ediyorlar. Zarar etmişler. Hollywood da çöküştü arkadaşlar. Hollywood da saçma sapan insanların eline geçmiş durumda. Kesinlikle böyle arkadaşlar. O yüzden bizde hala da Hollywood'a gitmeye çalışan, Hollywood'un bir parçası olmaya çalışan arkadaşlar var. Ama maalesef Hollywood çöküş içinde. Yani çok çok fazla sorunları var. Onu burada konuşmaya gerek yok da. Sonuçta bir kısır döngü içindeler. Şu an doğru düzgün aksiyon yapabilenler de yaşlandı artık. Tom Cruise, Keanu Reeves hala aksiyon filmlerini oynuyorlar da adamlar 50-60 yaşına geldi artık. O yüzden yavaştan CGI'lara, dublörlere falan başladılar. Diğer aktörler desen hepsi diva zaten. Yok, bundan sonra ancak CGI fest filmler görürüz. Yani olacak iş değil. 200 milyon doları harcayıp da Wonder Woman gibi fizik kurallarını bilmeyen, çoluk çocuğun bile seyrettiği zaman dalga geçeceği bir filmi yapan bir sektör oldu yani adamlar.